Amerikan Kongresi ve Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen üyelerinden Arizona Senatörü John McCain, terör örgütü IŞİD'e karşı başlatılan mücadelede çok geç kalındığını söyledi. IŞİD'in zaten bölgede uzun bir süre kalacağını biliyorduk. Örgüte karşı atılması gereken adımlarda da her zamanki gibi geç kaldık. Amerika'ya karşı savaş açmış ve ülkemizde terör olayları gerçekleştirmiş bu örgüte karşı anında önlem alınması gerekirdi. Ancak korkarım ki IŞİD'i yenmek sanıldığı kadar kolay olmayacak. IŞİD sadece Afganistan'da değil ayrıca Libya ve Mısır gibi birçok ülkede varlığını arttırdı. IŞİD'e karşı yapılanlar olumlu ancak maalesef çok geç kalındığını düşünüyorum. IŞİD'in kanserli bir hücre gibi bütün bölgeye yayıldığını söyleyen Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Can McCain, ortaya çıkan küçük çaplı terör hücrelerinin de IŞİD'e bağlanmasıyla tehlikenin giderek büyüdüğüne dikkat çekti. IŞİD kanser hücreleri gibi Orta Doğu'da yayılmaya devam ediyor. Bu başarıya da ulaşmasının altında IŞİD'in Suriye'nin Rakka vilayetinde bir üst kurmuş olması yatıyor. Bu üstten kimyasal silah çıkıyor, silah üretiliyor ve Afrika ve Orta Doğu'daki başka ülkelerde ortaya çıkan gruplara talimatlar gönderiliyor. Bölgede bulunan askeri varlığımızın azalması ve askerlerimizi bölgeden çekeceğimizi açıklamamız nedeniyle IŞİD sorunu bölgesel bir sorun olmaktan çıkarak global bir sorun olmaya başladı. ABD Senatosunda 5. dönemini geçiren deneyimli senatör McCain, IŞİD'in daha da güçlenmesini önlemek için aslında üs olarak kullandığı Suriye'nin Rakka vilayetinin hedef alınması gerektiğini savundu. Is IŞİD zaten bölgesel bir tehdide dönüştü ve bu bir merkezi olan tek terör örgütü Paris ve San Bernardino gibi şehirlerde terör saldırıları düzenleyebileceklerini gösterdiler. Amerika ve Avrupa'da daha fazla saldırıların olması bekleniyor. Ancak IŞİD'i yenecek veya büyümesini durduracak bir stratejimiz maalesef bulunmuyor. IŞİD öncesinde dünyadaki en tehlikeli terör örgütü sayılan El Kaide, IŞİD'den sonra geri planda mı kaldı sorusuna Senatör McCain şöyle cevap verdi. El Kaide halen güçlü bir grup. El Kaide'nin bir kolu olan El Nusra'nın Suriye'de derin kökleri olduğunu ve büyüdüğünü biliyoruz. Bununla beraber El Nusra'nın yani El Kaide'nin giderek IŞİD'den daha da tehlikeli olacağını savunanlar bulunuyor. Kişisel olarak bu görüşe katılmasam da bunu savunan birçok zeki insan var. Başkan Obama 2017'ye kadar Afganistan'daki Amerikalı asker sayısını 100 binlerden 5 bine çekeceğini açıkladı. Senatör McCain'e göre asker sayısını bu kadar azaltmak doğru olmaz. The situation in Afghanistan is deteriorating, especially in places like Kandahar. Kandahar başta olmak üzere Afganistan'da zaten kötü olan durum giderek daha da kötüleşiyor. Askeri varlığımızı azaltacağımızı duyurmamız Taliban'ı daha da cesaretlendirdi. Afgan ordusu şimdi çok daha fazla yük taşımak zorunda. Ancak yeni seçilecek başkanın Afganistan'daki varlığımızı arttıracağına inanıyorum. Aslında Obama kabinesine bölge politikalarını yeniden gözden geçirme çağrısı yapıldı. Afganistan'da aktif görev yapan General Campbell, başkanın yaptığı plan doğrultusunda asker sayısının azaltılmasının yanlış bir adım olacağını ve iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Bu yıl Amerika'da başkanlık seçimi yapılacak. Seçimlerden Amerika'nın Orta Doğu politikasını etkileyecek bir sonuç çıkar mı? Ve yeni seçilecek başkan Amerika'nın bölgedeki askeri varlığını tekrar artırmaya gider mi? Senatör McCain bunu kaçınılmaz görüyor. Hangi partiden olursa olsun yeni seçilecek başkanın Afganistan'da daha fazla asker tutacağını düşünüyorum çünkü bölgenin buna ihtiyacı var. Orada hava ve kara gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Bununla birlikte yerel halkı ve orduyu eğitecek eğitmenlere de ihtiyacımız var. Afgan ordusu çok cesur ve yeterince ödün verdi. Ancak Afgan ordusuna ağır kayıplar verdiren talebanın sığınabildiği bir Pakistan bulunduğu sürece Afgan ordusunun Taliban'ı yeneceğini sanmıyorum. Hayır. Senatör McCain, seçilecek yeni başkanla Amerika'nın Orta Doğu'da yaşanan şiddeti durdurmak amacıyla çok daha fazla yükümlülük kalacağını vurguladı. Emre Elçi, Amerika'nın Sesi Washington